Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sessiz konuşuyorum farkındaysanız. Yine bir gece vaktinde açılış çekiyorum. Asaf Bey uyuyor, onu uyandırmadan konuşmam gerekiyor. Birçoğunuz Instagram'dan ve YouTube'daki videolarımın altına yorumlarda yazdınız. Kübra nerelerdesin, çok özledik seni diye. İnanın ben de artık böyle videolar çekmeyi özledim. Ama sadece tek sebebi, çok şükür sağlığımız yerinde. Bebekli bir hayattan dolayı bugünler bir daha yaşanmayacağı için olabildiğince Asaf'a, bebeğime vakit ayırmaya çalışıyorum. Yarın bir gün videolarımı çekmeye devam ederim. Eskisi gibi gelir ama Asaf'ın birinci ayı, ikinci, üçüncü ayı tekrar geri gelmeyecektir. O yüzden biraz videolarımda böyle aksamalar oldu. Ben her ne kadar düzenli atmak istesem de bir türlü çekmek nasip olmuyor. Ama şöyle bir karar aldım. Kısa da olsa elimden geldiğince videolarımı atmaya çalışacağım. Ben de şöyle bir düşünce var. Hep böyle. Videolarım öz olmalı, içi dolu olmalı. Ben kesme kırpma işlerini arkadaşlar çok yaparım. Yani sizin canınız sıkılmasın diye, boş yeri izlemeyin diye. Kısa da olsa, 10 dakikalık da olsa bu videoları çekeceğim. Soranlar için tekrardan teşekkür ederim. Sağlığımız yerinde. Asaf Bey büyüdüğü için telaşım da artıyor diyebilirim. İlk annelik tecrübem. Bunun bir de YouTube'da birleşmesi ya da diğer YouTuber'lara nazaran hani çevremde, yakınımda benimle vakit geçirecek, ben video çekerken yanında olacak kimse yok. Mesela beni takip ettiğim YouTuber'lar da eşleri yanlarında oluyor, çalışmıyorlar. Ama benim eşim çalışıyor, annem çalışıyor, kız kardeşim burada diye. Herkes çalışıyor, yani normal hayatına devam ediyorlar. O yüzden ben böyle kendim bir şekilde mücadele ediyorum. Şimdi bugünkü videoyu başlıktan da anlıyorsunuzdur. Eltime kahvaltıya gidiyoruz. Onun öncesine bir ufak hazırlık yapıyorum. Evde akşam böyle düzenli olarak yaptığımız bir şey aslında. Asaf'ı uyuttuktan sonra eşimle akşam keyfi yapıyoruz. Kargolarım var, onları sizlerle paylaşıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Sabah amcaya gitmeden önce Asaf kendi kahvaltısını yaptı. Şimdi şöyle uyku tulumumuzu çıkaralım. Güzelce kıyafetlerimizi giyelim. Ondan sonra çantamızı hazırlayıp gidelim. Ve teyzeleri biz hazırız. Artık amcamıza gidebiliriz. Ama ondan önce annenin de işleri var. Şimdi benim de birkaç bir şey çantaya koymam gerekiyor. Şimdi şurada Asaf'ın daha yeni topladığım kıyafetleri var. Bunların arasından bir zıbın falan alayım. Bir de kıyafet alayım yedekte. Çünkü her an her şey olabiliyor. Şu zıbını alayım. Hatta ne olur ne olmaz şunu da alalım. Bu da böyle bir zıbın. Ondan sonra kıyafet olarak hava gece yağmurluydu ama şu anda sıcak duruyor. Şunu da alabilirim. Şunu da alayım. Şu bakım Fukan çantasından amcayı döv. Fukan amcayı döv, tamam mı oğlum? şöyle Fukan'ı döv, tamam mı? 3 3 Fukan'ı döv, tamam mı? şöyle bir şu Fukan'ı döv. kadar yedekte dursun. Babacığım. Bebek bezi alayım. Islak Nasıl uyuttun mendilimizi de oğlum? alalım. Evet, şöyle bakın, ben hastane çantasına koymak için şu düzenleyicilerden almıştım ya, bir yere gittiğimde bunları kullanıyorum. Şimdi bir de bunun üstüne şöyle alt açma minderini koydum. Fermuarlayıp Asaf'ın işi tamamdır. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, montunu da giydirdik. Eşim şimdi bebeği alacak. Ben de bakın şöyle yandan göstereyim size. Şu ana kucağını, sallanan ana kucağını alacağım. Bir de eşyalarını buraya koydum. Sonradan bir tane de battaniye ekledim. Şimdi artık kahvaltıya gidebiliriz. Valla bebekle çıkmak çok uzun ve zor. Bakın ben şöyle ana kucağını aldım. Kapıyı kilitlemeydi. Bu son eşyaları almaydı, benden soruluyor. Ve gidelim. Çıkıyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar hava mis gibi. Dün gece, yani cumartesi gecesi bir yağmur yağdı, size anlatamam. Ama şu an hava güzel. Ama bitti kahvaltı. Onu söyleyeceğim zaten. Arkadaşlar şimdi biz geldik. Asaf uyudu.
Kahvaltımızı biz yaptık. Geriye kalanlar böyle. Şu anda yiyenler de geldi. Onlar da çıktı. Evet arkadaşlar bakın şöyle mutfak bayağı dağınık. Akşam yemeğimizi yedik. Bu arada bu turşuyu da annem verdi. Tadı çok güzel. Eşim bayılıyor. Normalde çok sevmez. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi şu mutfağı bir toplayayım. Bakın görüyorsunuz. Şöyle tekrar göstereyim. Çay demleyeyim. Tezgahın üstünü şöyle topladım. Daha doğrusu lavabonun içine koydum bulaşıkları. Çünkü bulaşık makinesinde bulaşıklar var. Önce bir onları halledelim. Son olarak şunu da aldık mı? Üst kat tamamdır. Tabii şöyle yapıyorum. Önce üst katı diziyorum. Bakın burada bir şey yok. Şunları, bu iki bardağı şimdi çay için çıkardım. Önce bunları bir yerine yerleştireyim. Beni sonradan takip edenler hatta şuradaki ışığımızı da yakalım. Daha aydınlık olsun. Evimle ilgili pek bir şey bilmiyorlar. Daha çok annemin videolarıyla tanıdıkları için. Hamileliğimde de çok mutfağıma giremedim. Şöyle. Şunları üst kata koyalım. Bu bardaklarımı da buraya koyuyorum. Şu fincan tek kaldığı için annemin evinden getirmiştim sanırım. Şöyle arka tarafa koyuyorum. Bakın arka tarafta bu şekilde. Ve şu tek kalan fincanım, bu da kırılmıştı. O kadar severek kullanıyordum ki ama maalesef. Şimdi şuradan iki tane kase çıkaralım aşure için. Ya da bunları çıkarmayalım. Şunlar yerinde dursun. Şu iki taneyi aşure için kullanacağım. Şu bunlar dursun. Bardakları da alalım. Çünkü alt kattaki bulaşıkları dizmemiz lazım. Bakın. Şöyle çekelim. Bunları da dizelim. Elimden geldiğince sessiz olmaya çalışıyorum. Çünkü Asaf uyuyor. Gündüz uyumadığı için gece bari dikkat edeyim. Evet, tezgahın üstündekiler de bitti. Şuranın içini de boşalttım. Çaydanlığıma suyumu koydum. Artık ocağımı da çaydan sonra hallederim. Şimdi sıra gelsin lavaboyu halletmeye. Bulaşıkları makineye dizmeden önce şöyle BİM'den şunları almıştım. Makinemin bu gösterdiğim ihtiyaçları bitmiş sanırım. Çünkü bardaklarda birkaç iz gördüm, damla izleri. Şimdi şu bulaşık makinesi tuzunu ekleyeyim, parlatıcıyı da ekleyeyim. Bomboşken. Hatta şunu şuradan çıkaralım. Hiç aranızda daha önce yapmamış olan var mı? Bakın. Bunu açtım. Şöyle bir çıkıntı var. Direkt bunu boşaltıyoruz oraya. İlk elde yaptığım için biraz zorlanıyorum. Dışarı taştı ama size göstermek için yapıyorum bunu. Evet, hepsini koydum. Ama bayağı bir taşırdım. Şöyle kapağını kapatıyorum. Şuraya gelelim. Buraya da parlatıcı koyuyorum. Daha ne kadar alırsa koyacağım bunu da. Bakın şöyle yarısı bitmedi. Şimdi bunun da kapağını kapatalım. Evet, şunu alıyorum artık. Makineye dökülen tuzlar arkadaşlar zarar teşkil etmiyor bence. Çünkü daha önce de böyle olmuştu. Şöyle koyalım. Evet. Tamam, şimdi makineyi yerleştirebilirim. Ha gayret, makineyi yerleştireceğim. Şöyle çay suyu kaynamıştı. Çayımı da demliyorum. Bakın suyun üstüne her zamanki gibi hep bunu gösteriyorum zaten. Çayımı ekledim. Böyle kendi kendine çökmesini bekleyeceğim. Hafiften şöyle bir çarkalıyorum ki etrafına da yayılsın. Tamam.
Burada biraz tuz kaldı. Bakın çok az kaldı. Artık onu ilk kullanımdan sonra tekrar oraya koyarım. Ama burada bir iki seferlik daha var. En azından bir seferlik bulaşık parlatıcı var. Evet, makineyi yerleştirdim. Şimdi tezgahın üzerini de sabunladım bir. Şöyle bezle silelim. Arkadaşlar Asaf uyandı. Şimdi eşim ilgileniyor. O eşim de uyuyakalmıştı. Valla bizim için yorucu geçen günler. Herkesin söylediği şey bu günler geçecek merak etmeyin diye. Sağlık olsun, uykusuzluk olsun. Evet, şimdi şu lavabonun içini de halledelim, şu bezi bakalım. Oğluşumuz uyuyacak mı? Evet, anneciğim aşure yollamıştı. Eşim gidip almıştı akşam. Şöyle bakın size kıvamını da göstereyim. Çok güzel duruyor. Ben de severim yani aşureyi. Hatta direkt şöyle kovayla dökelim. Aşureler tamam. Evet. Arkadaşlar çok sessiz konuşuyorum. Çünkü Asaf'ı zar zor uyuttuk. Ben bu çayı koymadan bir yarım saat 45 dakika önce Asaf'la ilgilendik. Size böyle hemen oluyormuş gibi geliyor ama öyle değil. Eşim madem su istedi. Aşureleri de koydum. Size afiyet olsun. Sipariş verdiğim kargoları göstereyim. Bugün geldi. Az önce geldi. Dayanamadım. Şunu açtım. Şunu da sizinle birlikte açacağım. Normalde yıkanmamış kıyafetleri asla tabii ki bebeklere giydirmek olmaz ama dayanamadım. Şöyle bacak kısmı falan Asaf'a oluyor mu diye. Biraz uzun geldi. Tam istediğim gibi. Çünkü şu an giydirmeye başlayacağım. Ve büyük bir ihtimalle İşte Aralık, Ocak, Şubat gibi 3-4 santim daha uzarsa yine tam olmuş olacak. Yani bu kış bizi kurtarır. Bunu da ben bir beden büyük aldım. Yani şöyle hemen bir açayım, size göstereyim. Bu arada arkadaşlar size detayından bahsetmedim ama Defacto'dan aldım. Bu belki anneler bilirler. Tog diye bir şey var. Bebeklerin oda ısısına göre giydirme diyebilirim. Asaf da ben konuştuğum için konuşuyor yan tarafta. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 2,5 toktu. Kışın bizim ev bayağı soğuk oluyor. Şimdi şunu da bir açalım. Bunu bir beden büyük aldım. Modelleri yoktu. O yüzden bunları almak zorunda kaldım. Ama zaten uyuduğunda karanlıkta kendini görmüyor. Sadece uyurken bunları giydireceğim. Ve bu da diğeri. Bakın bayağı ondan büyük. Bunu inşallah seneye giyer diye düşündüm. Ama bacak kısımları bayağı kısa duruyor ya. Mesela bir şöyle ölçelim. Üstüne getirip. Şöyle yaptığımızda. Tam oldu. Bakar mısınız? Bacakların neredeyse yani evet. Şu 2-3 santim falan uzun. Kollarına bakalım. Zaten boy olarak evet fark var aralarında da. Şöyle bakalım. Omuzdan bakıyorum. Yani yine şöyle bir 3 santim falan. İnşallah bu seneye olur. Hatta size söyleyeyim. Bunu 18-24 aldım. 18-24 ay aldım. Şuna da bakalım. Sipariş vermiştim ama hatırlamıyorum. Bunda 9-12 ay aldım. Tabii Asaf şu anda tam 3 aylık.
Ama kışın 6 aylık olacak. 9-12 tam ideal olur. Zaten bunları çok sıcakta giydiremezsiniz. Havalar ısınmaya başladığında bunları giydiremem. Şöyle size içini göstereyim. Bu arada tog dediğimiz şey işte o oda ısısına göre değişiyor. Bunların özelliği de şu, içleri elyaflı. Yani ben işte gece battaniyesi açıldı mı açılmadı mı derdine gerek kalmayacak. Onunla uğraşmayacağım. Hatta belki üstünü bile örtmeme gerek yok. Çünkü doktorlar tog değerine göre giydirdiğimizde üstünü örtmenize gerek yok diyor. Şimdi şöyle yan tarafa geçiyorum. Bir de babamın aldıkları var. Babam gitti mini çadır aldı bunu. Bunları. Bakın, normalde farklı bir mont almıştı ama bedeni yoktu. Şöyle size bedenini de göstereyim. Yani 1,5 yaş aldı çünkü anca oluyor. Ya bu bedenlerin bu kadar fark etmesi çok can sıkıcı bir şey. Pardon, miniço dedim, pançodan aldı. Şöyle 3 tane çorap, çok tatlılar. Şöyle 1 tane gömlek. Kumaşı o kadar güzel ki size anlatamam. Şöyle 1 tane yine kışlık. Hatta size bedenini de göstereyim. 6-12 ay. Ebeveyn bedenleri benim anladığım kadarıyla çok küçük. Ama mesela bu 6-12 ay. Yani idare eder. 6-12 arasında 6 ay fark var. O 6 ay arasında kaç santim oluyor hem de. Evet, bu böyleydi. Bunların hepsi yıkanacak. Şimdi şöyle takım var. Şu pantolonu üstü de hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde. Babacığımın kesesi dolu olsun. Bunların etiketlerini bile sökmedim size göstermek için. Bir de şöyle bir alt almış. Bazılarının bedenleri yoktu. Babam tekrar gitti, değiştirdi. Bedeni olmadığı için farklı bir tane almak zorunda kaldı. Ya arkadaşlar, bunlar astronot sunumları gibi değil mi? Oy, ben konuşurum, Asaf da konuşuyor. Burada heyecanlana heyecanlana beni dinliyor, bana eşlik ediyor. Hava biraz serin, şöyle üstüne battaniye örttüm. Ve arkadaşlar, bir şey daha göstereyim. Daha yolda olan çok çok sipariş var. Aldığım kitaplardan bir tanesi şu. Bakın şöyle tekerlekleri dönen. Şurada benim okuyup onun tepkisini ölçtüğüm, şunları çevirirken aldığım bir kitap var. Daha yaşına bile girmediği için en fazla bu kadar olabilir. Ben mesela kitabın arkasında duruyorum. Ona sadece kitabını gösteriyorum. Şöyle arka taraftan bakın. Şurada tekerlekleri döndürmek için yerleri var. Şöyle elimin arkasıyla şöyle arka taraftan tekerleklerini döndürüyorum. Aslında çok heyecanlanıyor bunu görünce. Yavaş yavaş ellerini de hareket ettirmeye başladı. Tabii ki bilinçsiz bir şekilde tekerlekleri de döndürüyor. Arkadaşlar şöyle etiketleri söktüm. Şöyle bütün kıyafetlerin hepsine ters düz yaptım. Tersini çevirdim yani. Şu an Asaf'ın vakti geldi. Çorapları bile şöyle ters çevirdim. Yıkayacağım hepsini. Videonun artık burada sonuna geliyorum. Kübra, ne oldu? Bir anda burada videoyu bitiriyor musun? İşte arkadaşlar, bebekle olunca videonun nerede biteceği ve başlayacağı da belli olmuyor. Ama bu videonun devamı var. Hatta çektim. İnşallah çarşamba günü de bu videonun devamı gelecek. Annemle yemek videoları da gelecek ama annem bu aralar biraz rahatsız arkadaşlar. Böyle sık sık gelip gidemiyoruz ama cuma günü yine ben kendim bir video çekmeye çalışacağım. Videonun başında dediğim gibi 10 dakikalık videolar da olsa sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öz olmasına dikkat edeceğim, kısa ve öz dediklerinden. Bu videonun devamı da çarşamba günü gelecek inşallah. Umarım bugün de keyifli izlemişsinizdir. İnşallah çok mesafe koymamaya çalışacağım. Sizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.